Araca geldi bakalım. Bindim Ayşegül Hanım şu anda. Araçtasınız, tamam. Evet. Tamam. Osman Bey, şimdi ben telefonunuza bir mesaj gönderiyorum. Orada bir şifre var. Tamam. Gönderdim. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet, gördüm şu anda, yanındayım. Şifre geldiği zaman o şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Tamam, siz hatta kalarak mı yapacağım bunları? Tabii, lütfen kapamayın. Ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Tamam, ben hemen mesaja bakıp şifreyi giriyorum. Geldi değil mi? Gelmiş olması lazım. Evet, gelmiş. Tamam. Hemen bakıyorum. Kasa şu anda açıldı. Açıldı. Annem? Anneme bir şey mi oldu? Yok, hayır annen. Hayır, annenize bir şey olmadı. Sakin. Ne var kasada acaba? Annemin resmi var. Fotoğrafı var anneniz. Hı hı. Sakin olun. Ayşegül Hanım, bir şey mi oldu? Gerçekten söyleyin. Hayır, sakin olun. Hiçbir şey olmadı. Ama ben sizden bir şey rica ediyorum. Eğer mümkünse aracımız sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Biraz konuşsak, sohbet etsek, tanışsak. Tabii olur Ayşegül Hanım. Yani şu anda çok kötü oldum annemin resmini görünce. Hiç kötü olmayın. Gerçekten müsterih olun. Hiçbir şey yok. Öyle bir şey olmuş olsaydı zaten biz size başka bir biçimde ulaşırdık. Ben sizi yanıma bekliyorum o zaman. Ayşegül Hanım, peki bu fotoğrafı size kim yolladı? Bu fotoğrafı kuzenleriniz koydu kasaya. Mehtap Hanım ve Nevzat Bey. Evet. Tahmin etmiştim. Biliyorsunuz. Yani tahmin ettim Ayşegül Hanım, biliyorum. Peki gerçekten, yani içim rahatlasın diye soruyorum. Yani annemin bir şeyi yok değil mi Ayşegül Hanım şu anda? Hayır, gerçekten yok. Hani bir şey olmuş olsaydı dediğim gibi biz size başka türlü ulaşırdık. Anladım. Ben sizi bekliyorum Osman Bey. Tamam Ayşegül. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Sağ olun, size de iyi günler. Ya anneye çok düşkün değil, anneyi aramadı, anneye şöyle dedi, böyle dedi. Yani anneye hiç düşkün olmayan biri, anneyi merak etmeyen biri niye bu kadar telaşlansın ki? Ha? Bayağı şey oldu, kötü oldu, anneme bir şey mi oldu, bir şey mi oldu diye. Anneyi merak etmeyen biri gibi gelmedi bana Osman Bey. Hele bir gelsin bakalım, ne olduğunu anlayacağız. Görüşürüz. Oturun. Tekrar hoş geldiniz. Evet, konuştuk. Öyle mi? Osman Bey'le gelmeyi kabul etti. Öyle mi? Gelsin. Peki ne yapıyormuş, durumu neymiş, nasılmış? Nasılmış durum Ayşegül Hanım? Vallahi onu geldiğinde öğreneceğiz inşallah. Siz şimdi İstanbul'da neredesiniz, nerede oturuyorsunuz? Bayrampaşa'da oturuyoruz Ayşegül Hanım. Bayrampaşa'da. Evet. 2 yıldır da buradayız zaten. 2 yıldır buradayız. Saadet Hanım Konya'da. Konya'da. Yani yanınıza alabilirdiniz. Şöyle ya da Konya'da bakmaya niye devam edemediniz? Şöyle söylüyorum Ayşegül Hanım, şimdi Konya'da bakım evleri biraz daha uygun oluyor. Hani orada biraz bütçemiz de hani ancak oraya yetiyordu. İşte ama devamlı oğlum deyince de bize dedi ki o zaman huzurevine bırakalım. Çünkü İstanbul'da biz asgari ücretinde çalışanlarız. Yani burada daha uygun bir bakım evine alma durumunuz. Burada olamaz. Yok, biraz da burada biraz daha şey olduğu zaman ister istemez ama biraz burada huzurevleri biraz pahalı olduğu için biraz hani ne bileyim biz asgari ücretinde çalışıyoruz. Hani burada bakamayız. Çünkü elektrik, su, kira, yiyecek, içecek derken hani biz de işteyken kim bakacak? Evde siz iki kardeş birlikte oturuyorsunuz. Beraber oturuyoruz. O yüzden en uygun orası Konya'da huzureviydi. Peki görmeye gidiyor musunuz? Ha dediniz ara sıra gidiyoruz. Bir hafta oydu, bir hafta. Ne yapıyor sizi gördüğü zaman? Nasıl Saadet Hanım? Kendisini hatırlamıyor. Yani artık efendim? Kendisini bile hatırlayamaz oldu. Alzheimer hastası kendisi Ayşegül Hanım. Ha, Alzheimer oldu. Evet. Bakışları zaten her şeyi anlatıyor ya. Bayağı artık güçsüz, zayıflaştı bayağı. Hastalığı mutsuz. Mutsuz da kendisi. Ya kadın 75 kiloydu, kadın 55 kiloya indi. Hep düşünce, hep hastalıktan, hep şeyden ya. Çok zayıf oldu ya, çok kötü oldu. Biz de onu görünce üzülüyoruz ama belirtmiyoruz. Evet, siz de üzülüyorsunuzdur. Hani onun o mutsuzluğunu görüp şey istemiyor musunuz yani? Annemiz de yanımızda dursa, hani 2 lokma yiyeceği ne var? Hani yanımızda olsa diye
düşünmüyorsunuz? Ya biz düşündük işte dediğim gibi. Hani mutsuzluğu gider en azından diye. Ya şöyle hani biz çalıştıktan sonra evde tek başına kalacak. Allah muhafaza hani evde. Ha, kim bakacak ona? Kim bakacak? Bakacak kimse yok. Bir de Alzheimer hastası hani bilir. Niye hani duramaz ki yanında ama bir anda. Ama böyle hastayken çekerek oğlunu hatırlıyor demek ki. Ya o. Yani hani dediniz ya onu istiyor, özlüyor. Demek ki Osman'ı hatırlıyor. Ya arada bir böyle bir gidip geliyor yani hatırlıyor. Mesela oğlum diyor bize bakıyor oğlum der gibi yapıyor böyle gözlerini. Zaten biz artık bakışlarından, düşünce şeylerinden anlıyoruz. Ama zaten sizi hatırlamıyor hareketlerinden hatırlamıyoruz. Ya da yer yer mi hatırlıyor? Ya yani arada bir bazen böyle bir gidip şey yapıyor hatırlıyor. Gidip gidiyor işte böyle. Peki diyelim Osman Bey buraya gelmeyi kabul etti. Yani buraya gelmeyi derken sizinle karşılaşmayı, konuşmayı kabul etti. Ne diyeceksiniz ona Nevzat Bey? Ya şunu söyleyeceğim hani ya diyeceğim ki annene sahip çık. Annen hasta, seni arıyor. Gece gündüz seni hep sarıklıyor. Kadın hasta huzur evinde, biz huzur evine bırakmak zorunda kaldık. Ya öz annen diyeceğim, annene neden sahip çıkmıyorsun? Gel annene sahip. Sizler hani bu zamana kadar çalışarak ya biz bakmışsınız kendisine değil mi? Evet. Ya biz baktık gece bir gündüz birbirimize katıyoruz hani dediğim gibi hani arada bir kardeşim gidiyor ben gidiyorum bakıyoruz hani durumu nedir ne değildir diye bize o kadar zor şartlar altında biz o kadar bakıyoruz ki hani mağdur etmeyelim yalnız kalmasın yine. Bu arada Osman Bey geldi. Şimdi müsaade ederseniz ben gideyim onunla biraz konuşayım sohbet edeyim. Ondan sonra inşallah sizi yan yana getireceğim. Tamam. Tamam. Sakin olun Nevzat Bey. İnşallah yani, olurum. Siz biraz kendinizi sakin tutun. Tamam. Ben abimin yanındayım. Allah söz veremeyeceğim Ayşegül Hanım. Baksayım işte psikolojik olarak. Yok öyle bir şey yok. Sakin olun. Siz çok haklı olarak anladığım kadarıyla buradasınız. İnşallah haklı olduğunuzu seyircilerimizle beraber göreceğiz hep beraber. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah gelecektir ve orada hep beraber otururuz, konuşuruz. Tamam. Müsaadenizle. Müsaadesini çağırıyorum. Rahatsız olmayın lütfen.